Ben Caner Başkara, Kekeş köyünde oturuyorum. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Pandemiden dolayı yapacak hiçbir işimiz olmadığı için hayvanlara adadık kendimizi. Bu buzağı da bugün doğdu, Cirit'e gitmeden önce. Sabah doğurdum, öyle Cirit'e gittik. Kendisi de dişidir. Böyle işte. İki tane daha doğdu. Bunlardan ikişer hafta önce. Her hayvanın doğumu sizi daha da mutlu ediyor. Aynen, her yani. Fark etmiyor cinsiyeti ama dana olsun, sağlıklı olsun. Nasıl hayvancılık? Köyde neler yapıyorsun? Yani pandemiden dolayı sevime gitmiyoruz fazla. Korkuyoruz, evdeyiz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz böyle. Hayvanlar yani böyle biraz cirit. Daha ağırlık verdiniz yani pandemiden yani dolayı. Hayvanlara daha da çok yani canımız sıkılıyor. Böyle başka gidecek yer yok ya. Hayvanlara, cirite. Bir taraftan olumlu bir faydası da olmuş. Aynen yani, yani böyle hayvanlara daha da çok özen gösteriyoruz. Boylarına, dostlarına bakmıyorum. Kekeş köyünde oturuyorum. Cirit atlarımız var, kulübümüz var. Cirit atlarıyla ilgileniyoruz. Cirit yapıyoruz. Bugün de bir gösteri maçımız vardı. Gösteri maçından sonra atlarımızı ahıra çektik. Telleri kurduktan sonra atlarımızın eğerini alıyoruz şimdi. Kolanla açtık. Eğerini aldık. Adım Berkan, soyadım Tepe. Kekeş köyünde oturuyorum. Ben de boğamla ilgileniyorum. Boğa senin mi? Evet abi. Boğamız 2 yaşındadır. Adı Boran. Her gün düzenli alafının suyunu veriyoruz, tumarını yapıyoruz. İşte bize, ben de abilerim ata baktığı için ben de hiç başka iş bulamadım, ben de boğaya bakıyorum. Her gün bakıyorsun. Evet abi. Her gün düzenli olarak alafının suyunu sabah akşam bakıyorum. Boğa biraz heyecanlı. Böyle oynamak istiyor. Dışarıya çıkardığımızda da böyle hopluyor, zıplıyor. Şimdi alafını vereceğim. Şöyle yemini, samanını verdim. Şimdi gidip yemini vereceğim. Üzerine geldiler, dünyamızın dan ettiler. Bu genç yaşımda beni isyankar bir kul ettiler. Bu genç yaşımda beni isyankar bir kul ettiler. Ana bırak çalayım, buna da karşı geldiler. Buna yetmezmiş gibi sazımı leke sürdüler. Zaten derdim var benim, dert üstüne dert verdiler.
Zaten derdim var benim, dert üstüne dert verdiler. Yalnızım yürüyorum, nereye giden bilmiyorum. Ayrılayım diyorum, buna dayanamıyorum. Ayrılık acısını ölümden zor buluyorum. Ayrılık acısını ölümden zor buluyorum. Sizi tanıyalım. Ben 25 yaşındayım abi. Selim Kekeş köyünde oturuyorum. Köyde hayvancılık yapıyorum. Ben Karsili Selim ilçesi Kekeş köyünde oturuyorum. Yaklaşık 13 sene İstanbul'da kaldıktan sonra köyüme dönmeye karar verdim. Geçen sene Eylül ayında köyüme geldim. Çok mantıklı bir karar verdiğimi düşünüyorum. Buradan gurbetteki bütün gençlere sesleniyorum. Yani İstanbul büyük illerde olan gençler köylerine gelsinler. Hayvancılık yapsınlar, çiftçilik yapsınlar. Emin olsunlar, yani şehirde kazanamadıkları parayı burada kazanacaklar. Hem ata topraklarımız. Ben geldiğime çok seviniyorum. Çok da mantıklı bir karar verdiğimi düşünüyorum. Birazdan da ahırıma gideceğiz. Buraya geldiğimde çok ufak bir sermayem vardı. Ama bir sene içerisinde çok güzel işler yaptım. Ahırımda da göstereceğim birazdan. Gençlerin gelmesini tavsiye ediyorum. Bir de Kars türküsü söyleyelim size. Kars'ın kalasından toplar atılır da toplar atılır. Atan kim, tutan kim? Türk'ün askeri, Türk'ün askeri de dönmüyor geri. Kars'ın kalasında 3000 ektaşı, 3000 ektaşı da 3000 ektaşı. Çekin kıratını binsin binbaşı, binsin binbaşı da binsin binbaşı. Kars'ın kalasından toplar atılır, toplar atesine ay gün tutulur. Topların sesine ay gün tutulur. Atan kim, tutan kim? Türk'ün askeri, Türk'ün askeri de dönmüyor geri. Var olasın. Ağzına yüreğine sağlık abi. Sağ olun, teşekkür ederim. Ahırıma gidelim abi, evet, buyurun. Evet. İstanbul'dan söylediğim gibi geçen sene geldim işte. Bu işe sadece şöyle 14 tane geçen seneki danalarımdan başladım. Sonra onu 30 tane ettim. 30 tane ettikten sonra tabi biraz da şans bizden yanaydı. Hayvanın büyük paralar etmesi sonucunda gördüğünüz gibi bu kadar hayvanım oldu. Buraya hayvanım sığmadı. Bir de yukarıki ahıra koymak zorunda kaldım. Bu ahırı da yeni yaptırdım. Yani hiçbir destek falan almadan kendi imkanlarımla, işte arkadaşlarım sağ olsun, onlar, kendim bu ahırı yaptım. Bunlar simental dediğimiz ineklerimiz. Bunlar da simental danaları. Bunlar yerli mantufu. Yani bu zamanda bir yerde bulamadığınız hayvanların cinsinde. Her cinsten olsun dedi. Peki İstanbul'da kalsaydın, gurbette kalsaydın ne olurdu? İstanbul'a gelseydim bu kadar iş başaramazdım. Yani İstanbul'da bunu başaramazdım. Çünkü İstanbul'da yaşam çok zor. Sigortalı işte çalışmanız, asgari ücret, bulunduğunuz yere bağlı. Yani İstanbul'da bu şeyleri başaramazdım ama köyde başardım. İyi ki köye dönmüşsün. Tabii iyi ki köye dönmüşüm. Yani köye bir de tabii köye dönmeden, ben köye döndükten 6 ay sonra Covid-19 hastalığı çıktı. Yani mantıklı karar verdiğimi düşünüyorum. Buradan da çağrıda bulunuyorsun değil yani mi? Yani buradan bütün gençlere çağrıda bulunuyorum. Köyünüze dönün. Çiftçilik yapın, hayvancılık yapın. Yani oradan kat kat iyi. Çok çok iyi. Hı. Kardeşim, bayram, gel. Bayramın artık.
Evet Bayram, attan biraz bahset bizlere. Cirit atı. Evet, cirit atı. Bugün de yine bir ciritimiz vardı. Dışarıdan da birkaç tane böyle turist arkadaşlarımız gelmişti. Onlara da tanıttık cireti. Ya cirit bizim için hani Kars'ta, Erzurum'da, Doğu bölgesinde genellikle yaygın olan yerler. Bizim için hani bir reklam, bir şey amacıyla değil. Hani keyif alıyoruz. Keyif aldığımız için de hani atın daha iyisini aramıza koyup daha güzel cirit oynuyoruz. Ondan sonra ya atçılık en iyi arkadaş bence at insanı. Ben de abimle beraber İstanbul'dan beraber geldik. Evlerimizi beraber getirdik. İlk memlekete geldiğimizde ahıra hayvan getirmeden önce atımı getirdim. Neden? Çünkü at çok sadık bir hayvan. 7 sene, 8 sene ben İstanbul'da kaldım. İstanbul'da kaldığım süreçte inanın sanki cezaevi hayatı yaşıyordum. Çünkü atçılık başka bir şey yani. At insanı gerçekten gerçek dostu. Yani bizim de zaten hayvanlara karşı gerçekten sempatimiz çok büyük. İyi ki köye dönmüşsünüz. Tabii iyi ki köye dönmüşüm. İyi ki atımı almışım, iyi ki hayvanlarımı almışım. Yani buradan herkese de sesleniyorum. Yapamıyorsanız büyük şehirlerde o zaman gelelim. Köylerimize dönüp burada tarımcılığı, çiftçiliği, işte hayvancılığı arttırıp hem devletimize hem de kendimizi geliştirelim. Maddi durumda da iyi oluruz. Çünkü oralarda artık geçim sıkıntısı çok büyük. Yani o yüzden bence köyümüz, memleketimiz daha güzel. Bizim işimiz hayvancılık. Hayvanları seviyoruz yani. Bunlar daha aslan gibi olacak. Boyları 1.80, 1.85'e kadar. Kaç yaşında? Bunlar 1.5 yaşında.